Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle insert into statement'ına bakıyor olacağız. Aslında ne yapmaya çalışıyor olacağız? Bizim kullanıcılar veri tabanı içerisindeki personeller tablosuna SQL statement ile nasıl bir kayıt ekleriz ona bakmaya çalışıyor olacağız. Buradan SQL sekmeme geliyorum. Anahtar kelimem insert. Diyorum ki in to. Ne? Yani ekle, bir şeyin içine ekle. Bir şeyin içine ekleyeceğim. Neyin içerisine ekleyeceğim? Personel içerisine ekleyeceğim. Peki neyi ekleyeceğim? Öncelikle parantezimi açıyorum. Ardından eklemek istediğim kolon adlarını sırasıyla yazıyorum. Adı, soyadı, yaşı hemen şöyle yazalım. Ad, soyad, yaş, şehir, doğum yılı, doğum yeri ve kan grubu şeklinde. Diyorum ki sen personeller tablosuna ekle, şu alanlara ekleme yapacaksın ve senin ekleyeceğin değerler sırasıyla bunlar. Ad başta, ad birinci sırada, ben de birinci sıraya gelip diyeceğim ki işte Ayşe. Soyadı ne olsun? Uçar olsun örneğin. Daha sonra yaşı işte 40 diyelim. Ardından şehrine ne diyelim mesela Antalya diyelim. Doğum yılına şöyle 15 yazalım. Doğum yeri 15. Kan grubu da 0 negatif olsun. Git dediğimde bakın gayet başarılı bir şekilde ilgili verim eklenmiş oldu. Diyor ki eklenen satırın ID'si 5. Dönüp bakıyorum şuraya gelip yeniliyorum. Evet Ayşe Uçar, Kırk, Antalya vesaire şeklinde eklenmiş oldu. Şimdi gelin bir de şu şekilde deneyelim. Bunların hepsini siliyorum. Ve diğer alanları bırakıyorum. Git dediğim zaman bakın bana bir hata verdi. Dedi ki column count does not match value dedi. Çünkü dedik bizim bir tane kolon belirtmişiz ama diyor ki sen bir sürü burada value yazmışsın. Bunlar eşleşmiyor diyor. Tamam eşleştirelim hemen. Siliyorum. İsme de Fatma diyorum bu sefer. Gelip git butonuna bastığım zaman bakın yeni bir kaydı ekledi ve aşağıya eklememiş olduğumuz diğer kolonlar için yani totalde 6 tane kolon için default bir değerinin olmadığını bize belirtti. Diyor ki soyad varsayılan bir değere sahip değil, yaş varsayılan bir değere sahip değil vesaire vesaire diyor ama bizim kaydımızı buraya eklemiş oluyor. Eğer ki benim tablomdaki yapılarda tablomu oluştururken ben deseydim ki bu kolonun varsayılan olarak bir değeri var deseydim ve ek olarak herhangi bir şey girmeyip yalnızca buradaki gibi ad dedikten sonra value'suna gelip ilgili value'yu yazsaydım burada herhangi bir warning görmeyecektik. Çünkü default bir değere sahip olduğu için bize gelip de burada bu uyarıyı söylemiyor olacaktı. Hatta şuradan mesela yeni bir kolon eklemeye çalışalım ya da şurada varsayılan yok diyor mesela bakın burada varsayılanlara örneğin varsayılan tanımlandığı gibi ne tanımlayalım mesela varsayılan soyad diyelim kaydet dedim daha sonra geliyorum buraya aynı kodu alacağım ve tekrardan çalıştıracağım. Bu sefer ne diyelim? Fatma değil. İşte adalet olsun. Git butonuna bastığım zaman bakın az önce soyad vardı. Şimdi soyad ile ilgili bir warning almıyoruz. Koda dönüp şöyle göz at dediğimiz zaman bakın soyad girmediğimde varsayılan soyad değeri buraya yazıldığı için bana eklerken herhangi bir warning uyarısı döndürmüyor. Diyelim ve bu dersimizi burada sonlandıralım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.